Merhaba arkadaşlar ben Orhan. İletişim ortamları tasarımı dersi için hazırladığımız bu programda konumuz reklam tasarımı. Program içinde reklamla ilgili bazı temel bilgileri değineceğiz. Ayrıca genel olarak reklamcılık ve reklam kampanyası üzerinde duracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Reklam, firmaların hedef kitleye ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları iletişim aracıdır. Dolayısıyla reklam firmalar açısından hayati öneme sahiptir. Arkadaşlar reklama tanımlarken öncelikle pazarlamadan söz etmek gerek. Pazarlama genel olarak kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun değişimi sağlamak üzere mal, hizmet ve fikir yaratmalarının ve satış çabalarının planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir. Pazarlamanın ürün, fiyat, satış yeri ve tutundurma olarak dört karması vardır. Reklam ise bu dört karmadan tutundurmanın bir alt disiplinidir. Reklam, tüketicilere bilgi vermek, ya da daha çok insanı etkilemek, onları satın almaya yöneltmek için fikirlerin ortaya çıkartılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayan bedeli ödenmiş iletişim faaliyetidir. Reklamın amacı, reklamın yapılan ürün ve hizmetler hakkında tüketicileri bilgilendirmek, hatırlatmak, onlarda istek uyandırmak ve satın almaya ikna etmektir. Reklam bu amaçlara ulaşabilmek için tüketicilerin bilgi düzeyinde, tutumunda ve davranışlarında değişiklik yaratılmasını sağlayabilmekte böyle bir güce sahip. Elbette bu geniş alanda pek çok reklam türü olduğunu söylemeliyiz. Gelin şimdi bunların nasıl sınıflandırıldığını birlikte sıralayalım. Reklamı yapanlar açısından, hedef pazar açısından, amaç açısından, açık yapılıp yapılmaması açısından, zaman açısından, mesaj açısından, kullanılan mesajın dayanağı açısından, ödeme açısından ve coğrafi açıdan reklam türleri. Bir tomar Arkadaşlar reklamlar hedef kitleye sadece gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, internet gibi alışılmış iletişim araçları ile ulaştırılmaz. Bunların yanı sıra tabela, afiş gibi açık hava araçları aracılığıyla, doğrudan postalama yoluyla ve daha pek çok farklı yolla da alıcıya ulaştırılırlar. Reklamların gerçekleştirilebilmesi için bazı tarafların doğrudan ve dolaylı olarak iletişim içerisinde olması gerekir. Bu açıdan reklamcılık faaliyetlerinde tarafları, reklam veren, reklam ajansları, medya, yapım şirketleri, medya planlama ve satın alma şirketleri ve tüketiciler olarak sıralayabiliriz. Gelin şimdi bunların her birine yakından bakalım. Reklam veren, reklamını bir iletişim aracında yayınlatmak için belirli bir ücret ödeyen kurum ya da kuruluştur. Dört reklam veren tipi vardır. Bunlar üreticiler, aracılar, kişiler ve kurumlardır. Reklam ajansları ise pazarlama planları, reklam planları, reklamlar ve diğer iletişim araçlarını hazırlamakta uzmanlaşmış kişilerden oluşan bağımsız organizasyonlardır. Reklam ajansı, reklam verenden aldığı bilgilerle bir reklam stratejisi belirlemekle ve bunu uygulamakla sorumludur. Reklam faaliyetlerindeki üçüncü taraf medyadır medya sahipleri, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet ortamlarında reklam mesajlarını geniş kitlelere ulaştırırlar. Bunun için belirli bir bedel alırlar. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yayın yapabilirler. Yapım şirketleri ise ajanslarının reklam kampanyaları içinde yer alan ve televizyon reklam filmlerini bağımsız olarak gerçekleştiren şirketlerdir. Medya planlama ve satın alma şirketleri de dördüncü taraftır. Bunlar gerçekleştirilen yaratıcı reklam uygulamalarını doğru kitle iletişim araçlarını seçerek hedef kitleye yani tüketiciye hangi zamanda ve sıklıkta ne kadar bütçeyle ulaşacağını belirleyen, planlayan ve yayınlanmasını sağlayan bağımsız şirketlerdir. Şimdi biraz da reklamcılıktan söz edelim. Bilgi reklamcılık mesleğinin ön koşuldur ancak reklamcılık sınırlı bilgiyle gerçekleştirilemez. Yetenek ve deneyim de reklamcılık için gereklidir. Ayrıca reklam tasarımıyla uğraşan kişilerin görsel düşünme yeteneğinin olması gerekir. Reklamcılık ekip çalışması gerektirir. Örgütsel ve ticari özelliklerin yanı sıra yaratıcılık ve beğeni de gerektiren bir iştir. Reklamcının iyi bir iletişimci, idareci ve işletmeci olmasının yanı sıra lider bir kişilik yapısına da sahip olması gerekir. Reklam işi para işidir. Dolayısıyla iyi bir reklamcının bütçeleme ve mali sorunların nasıl çözülebileceğini de bilmesi gerekir. Reklam kampanyasına gelince kampanya bir süreçtir ve brief, araştırma, reklam ve amaçlarının saptanması, yaratıcı stratejinin belirlenmesi, bütçe ve medya seçimi, uygulama, yayın ve değerlendirme adımlarından oluşur. Şimdi isterseniz bu süreçleri kısaca özetleyelim. Öncelikle reklam veren, Ürettiği mal ya da hizmete ilişkin bir pazarlama sorununu reklam ajansına bir briefle sunar. Sınırlandırılmış, ağız ve öz bilgi içeren bir rapor olan brief, kaynakların doğru, etkin ve yaratıcı çözümler için kullanımında bir planlama belgesidir. Brief'ten sonraki aşama ise araştırmadır. Bu aşamada reklam ajansı reklam kampanyası yapacağı ürün veya hizmeti, muhtemel alıcıları, pazar ve medya hakkındaki tüm bilgileri ayrıntılı bir biçimde araştırır. Araştırmanın ardından yaratıcı stratejinin belirlenmesi gerekir. Yaratıcı strateji sürecinde yaratıcı kişiler beyin fırtınası yaparlar ve alternatifli olarak reklam düşüncesi geliştirmeye başlarlar. Yaratıcı strateji sürecinde tüm çalışmalar reklamın hedef kitlesine, ürünün hedef kitleye sağladığı faydaya ve kullanılacak medyaya göre tasarlanır. Ayrıca ülkenin ekonomik, teknolojik ve düşünsel konuları ile reklam verenin bütçesi de göz önünde tutulur. Son olarak reklamların uygulama sürecine de değinelim. Reklamların uygulama sürecinde mesajın nasıl ve ne şekilde sunulacağını belirlenmesinde rol oynayan iki önemli aşama vardır. Bunlar yapım tarzı ve yapım formatıdır. Yapım tarzı reklamın nasıl bir stile, biçime ve tona sahip olacağını belirler reklamın stili, reklamın kişiliğini ve yaşam tarzını, reklamın biçimi sözlü ya da sözsüz iletişim unsurlarını, reklamın tonu ise reklamın ciddi, esprili, müzikli, eğlendirici ya da düşündürücü özelliklerini kapsar. Yapım tarzı doğrudan satış ve dolaylı satış tekniklerine bağlı olarak düz, mizahi, rasyonel, duygusal ve abartılı anlatım olarak sınıflandırılabilir. Yapım formatları ise mesajın nasıl uygulanacağını tanımlar. Reklam mesajlarının sunulmasında çok sayıda yapım formatı kullanılır. Bunların en çok kullanılanları ürün, demonstrasyon, yaşamdan kesit sunma ve sorun çözme, sunucu, sürekli kullanılan oyuncu, sürekli kullanılan fantezi karakterler, belgesel, tanıklık, öykü, müzikal, benzetme ve durağan resimlerdir. Evet arkadaşlar, reklam tasarımı konusunu ele aldığımız program burada sona erdi. Bu programda reklam tasarımı ile ilgili bazı temel konulardan söz etmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.